Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Twitter adresimiz @kisadalgamedia. Bir de gerçekten bana atom bombası mı güçlü yoksa inanmış bir insan mı güçlü derseniz inanmış bir insan daha güçlü derim. İnanmış kitlelerse en güçlüsüdür. Barış Terkoğlu'nun bu lafları çok iddialı gelebilir size. Belki öyledir de. 15 Temmuz gecesi F-16'ların içinden insanların üzerine ya Allah diye bombalar sallayan Gülen cemaati pilotlarını hatırlayın ama. Ya da tankların içinden çıkan generalleri. Bir gecede 250 insanın ölümüne sebep olan askerleri, polisleri, jandarmayı. Hatırlayın, itirazlara rağmen dini bütün diye el üstünde tutulan, devletin her kademesine Allah'ın izniyle yerleştirilen, hizmet ediyorlar diye alınlarından öpülen o gülencilerin bir gecede ülkeyi nasıl alt üst ettiğini. Elbette 15 Temmuz 2016 Gülen cemaatini tanıdığımız ilk gece değildi. Herkes her şeyi biliyor ama susuyordu. Sesini çıkaranlar vardı. Mesela gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan gibi. Gerçi ikisi de Gülenci savcılar marifetiyle birkaç yıllarını Silivri cezaevinde bıraktılar. Herkesin onların haklı olduğunu anlaması için 15 Temmuz'un olması gerekti. Ya da 17-25 Aralık'ın. Milat ne derseniz deyin, gerçeği değiştirmiyor. Hepiniz oradaydınız işte. Şimdi devletin tepesindeki yöneticiler sadece yanıldık diyerek işin içinden çıkabiliyor. İyi de o kadar kolay mı? İki Barış yeni çıkardıkları araştırma kitabı Metastas'ta buna bakıyorlar işte. Gülencilerden boşalan yerlere başka FETÖ'ler mi yerleştiriliyor? Cevap basit ve net. Evet. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Kitabın isminden de anlaşılıyor. Kanser yok olmadı. Hatta devlet bünyesine yayıldı. Çünkü doğru tedavi edilmiyor. Kısmen temizlendi mi sorusu tartışmasız şekilde tabii ki kısmen temizlendi. Neyle karşılaştığımız şey şu. Türkiye'de her zaman sonuçta biz biliyoruz devlet tarafsız bir kurum değildir. Her zaman devlet de bir enstrümandır insanlığın tarih içerisinde yarattığı ve onu elinde tutan insana göre şekillenir. Ya şimdi tek bir cemaat ya da tarikat şurada kesinlikle full hakim demek doğru değil diye düşünüyorum. Ama hani bir ağırlık merkezinden bahsedersek örnek veriyorum. Yargıda hak yolcular denen işte İskenderpaşa cemaati diye bildiğimiz cemaatin ciddi anlamda varlığının söz konusu olduğu konuşuluyor. Keza emniyette menzicilerin örgütlenme çabalarının çok yoğun olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda menzicilerin özellikle son bakana kadar çok ciddi varlığının örgütlendiklerinin bilgisine sahibiz. Sonuçta yani devletin önemli bakanlıklarında, devletin önemli kurumlarında, yargı, emniyet ya da Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlarında o boşalan koltuklara oturmak için cemaatler arası bir savaştan da biz bahsedebiliriz. Yani ama ve lakin şu anda en tehlikelisi hangisi derseniz Terkoğlu'ndan şöyle bir cevap geliyor. Meselenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk sistemini bozacak şekilde kendi gündemini takip etme eğilimi olan bir cemaati tartışma noktasına gelirlerse bunu çok insanın verdiği yanıtı biliyorum. O zaman örneğin menzicilerin daha büyük tehlike olduğunu söyleyebiliyorlar. Çünkü menzilciler daha çok kendi gündemlerinin peşinde gidiyorlar. Kim bu menzilciler? Hikaye epey uzun ve tanıdık. Özeti şöyle. Menzil cemaati Nakşibendi tarikatına bağlı bir kol. Menzil, Muhammed Raşit Erol tarafından kurulmuş. Fakat secerelerini Hazreti Muhammed'e kadar götürebiliyorlar. Bütün tarikatların yaptığı gibi. Bugünkü liderleri ya da şeyhleri veya gafsları Seyyid Abdülbaki Erol.
Merkezleri Adıyaman Menzilköyü. Türkiye'de en fazla mensubu olan tarikat deniyor onlar için. Merkez Lafın Gelişi Köy. Barışların kitabında buna dair trajik bir hikaye var. 2008 yazında Yürek Burkan Haber Ankara'dan geldi. Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 günde 27, bir ayda ise 49 bebeğin öldüğü ortaya çıktı. Hastaneden her gün yeni bir bebek ölümü haberi geliyor ancak bir türlü çözüm bulunamıyordu. Aileler, sivil toplum kuruluşları ve medya bu ölümleri unutturmamaya çalışıyor, Sağlık Bakanlığı'nı sıkıştırıyordu. Sonunda Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ve o açıklamada bahsi geçen inceleme heyeti Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın makamında toplandı. Toplu bebek ölümleri saatlerce tartışıldı. Çözüm için yol haritası çıkarıldı. Kapsamlı bir rapor oluşturulacaktı. Günün sonunda inceleme heyeti dağıldı. Bakan Recep Akdağ odasına çekildi. Masanın üzerindeki telefonu aldı eline ve köyü bağlayın dedi. Köy dediği Adıyaman'ın Menzil Köyü'ydü. Telefonun ucunda Gavs dediği Menzil Cemaati Şeyhi Abdülbaki Erol vardı. İddia o ki o telefonda Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi de çocuk hastalıkları uzmanı olan Sağlık Bakanı bir cemaat liderine bir istihareye yatar mısınız ricasında bulundu. Menzil Şeyhi'nin istihareye yatarak onlarca bebeğin toplu ölümüne dair rüyasında bir işaret görmesi bekleniyordu. Gavs ne yaptı, nasıl bir talimat verdi bilinmez. Bildiğimiz şu ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı onlarca bebeğin ölüm dosyasını hastane başhekimi ve ilgili doktorlar hakkında soruşturma izni verilmediği için kapattı. Barış Pehlivan o bebeklerin cenazelerinin ailelerine karton kutu içinde verildiğini söylüyor. Yani merkez Adıyaman ama aslında devletin tam da göbeğindeler. İnsan merak ediyor. Devlet 15 Temmuz'dan sonra bile hala niçin tarikat mensuplarını istiyor? Sadece alnı secdeye değiyor diye mi, yoksa başka hesaplar mı var? Terkoğlu şöyle anlatıyor. Bu neden FETÖ'yü seçtiyse aynı nedenden kaynaklanıyor. Sonuçta düşünün, FETÖ diyoruz. Ve bu neredeyse bakıyorum ilkokul çocuklarının bile söylediği bir kavram haline gelmiş durumda. Gerçekten bu arada ilkokul çocuklarından bile duyuyorum bu kavramı. İçeriğini bilmeden söylüyorlar. Oysa bu kavram bir şeyin üstünü örtüyor. O da Fethullahçılık demiş olduğumuz şey 15 Temmuz 2016'ya kadar, hadi geriye doğru gidelim birkaç yıl önceki MGK kararına kadar, hadi biraz daha geriye doğru gidelim 17-25 Aralık'a kadar, bu iktidar içinde, muhalifler içinde, aşağı yukarı herkes için bu ülkede bir dini cemaat kisvesi altındaki bir yapılanmaydı. Nihayetinde bir cemaat lideri vardı. Onları bir arada tutan dini bir söylem vardı. Ve bu dini söylem etrafında örgütlenmiş çeşitli kurumlar vardı. Ve iktidar tarafından hep bunlara alnı secdeye değen vatandaşlar gözüyle bakılıyordu. En önemlisi ama en önemlisi neden ihtiyaç duyduğu burada, iktidar karşı ideolojiye karşı, sola karşı, Atatürkçülere karşı, Cumhuriyetçilere karşı, ne dersek diyelim, önünde engel olduğu siyasi gruplara karşı bu cemaatin devlet içindeki gücünü kullanıyordu. Kur'an Işığında Tarikatlar kitabının yazarı ve İslam'da tarikat olmadığını ısrarla anlattığı için ismi Diyanet'in gizli raporuna giren ilahiyat profesörü Abdülaziz Bayındır'ın fikri şu. Tarikatlar ve devlet hiçbir zaman uzak olmamıştır. Mesela anayasaya bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasına bakın. İşte tarikatlar anayasayla yasaklanmıştır ama yargılanan bir tane tarikat lideri gösteremezsiniz. Bunlar laftadır, gerçekte yoktur. Neden? Çünkü onunla insanlara hükmedebiliyorsunuz. İnsanları kontrol altında tutabiliyorsunuz. Sonra siz mesela şeyseniz, diyelim ki doğrudan doğru İslam'ı şey yapıyorsanız, yine yasaklamanın bir anlamı yok ki. Bak işte en başta ilk örnek İblis. Din ve sosyoloji konularının uzmanlarından Profesör Tayfun Atay başka bir açıdan bakıyor. Deposu olmaları, oy deposu olmaları. Sonuçta bir kitle oluşuyor, bir karizmatik lider var ortada.
etkileyici bir lider var ortada. Bu lider biraz önce konuştuğumuz gereksinimlerini karşılayacak şekilde insanlara hitap ediyor. Buna bağlı olarak ciddi bir kitle oluşuyor. Bu da hem kendisi bir iktidar demek ve siyasi iktidar sahipleri tarafından bu dikkate alınıyor. Öte yandan siyasi iktidardan da beklentiler elbette bu oluşumlar açısından söz konusu oluyor. O beklentiler nüfuz olarak olabilir, ekonomik olarak olabilir ve işte siyasi olarak olabilir. Yani siyasette de yer almak isteyebilirler. Eğer Türkiye'de bir takım siyasi ideolojik çatışmalar varsa, bu siyasi ideolojik çatışmalarda dini referansla hareket eden oluşumlar, kesimler, toplum kesimleri işte bu siyasi ideolojik muhalif hareketlere karşı da seferber edilebiliyorsa elbette her zaman dini bir iktidar olması gerekmez. İşte bir takım askeri darbe yönetimleri de aynı şekilde bu oluşumlardan yarar umabilir ve işte iktidar imkanı yarattığı için bu oluşumlara elbette yakınlık ve şefkat gösteriliyor. Abdülaziz Hoca'nın dediği gibi işe iblis mi karıştı bilemeyiz ama Gülencilerin devlet içindeki yapılanması hiç de burun kıvrılacak türden değildi. Zavallı ve Badeci Şeyh'in Sır Odası kitabının yazarı, gazeteci Timur Soykan, meslektaşlarıyla hemfikir bu konuda. Fethullahçılar çok şeyi bir örgütlenmedi. Gerçekten çok sinsi, çok uzun yıllara yayılmış, kamuda örgütlenmeyi hedefleyen ve çok planlı hareket eden bir tarikat yapılanmasıydı. Ama bunların, şimdi düşündüğümüzde AKP ile ideolojik olarak farkları neydi sorusunun hiçbir yanıtı yok. Örneğin AKP ne yapacaktı da bunlar karşı çıktı, bunlar ne yapacaktı da AKP karşı çıkıyordu. Öyle bir şey yok. Bunlar siyasi duruşları, ideolojileri anlamında birebir ikizler. Ve bu sayede ortaktılar zaten çok uzun dönem. Bir ortaklık yaptılar bu ülkeyi yönetmek için. Ve askeri vesayeti ortadan kaldırma vaatleri. İşte bir şekilde hedef o laiklikle süren savaş çerçevesinde bütünleşmiş bir yapıydı bunlar. Ve Fethullahçılar işte biz 15 Temmuz'u yapacağız diye bir hayal kurmuyorlardı zaten. Öyle bir şeyleri yoktu kafalarında. Onlar zaten o meşruiyetle, o şeyle bu süreci devam ettirebilirlerdi. Ama her zaman aynı koşulları koyduğunuzda sosyal bir olgu bunlar. Yani aynı koşulları var ettiğinizde aynı sonuç doğar. Siz böyle bir gücü birine teslim ettiğinizde veya böyle bir istismar alanını tamamen serbest bıraktığınızda her seferinde aynı sonuç olacaktır. Şimdi Fethullahçılar gitti, bir süre sonra başka bir örgüt çıkacak. Yani başka bir tarikat, yine yargıda örgütleniyor, yine Sağlık Bakanlığı'nda örgütleniyor, yine devlet kurumlarında örgütleniyor. Ve bunlar bir süre sonra aynı şeyi yapacaklar çünkü bu binlerce yıllık bir hikayedir ve hep böyle olur. Yani o gücü ele geçiren o güçle yetinmez, daha fazla güç ister, daha fazla güç istedikçe karşındakiyle çatışır. Ve en sonunda da iktidarı arzular çünkü devlet zenginliği böyle bir şeydir. Yani devlet zenginliği para zenginliğine falan da benzemez. Devlet dediği şey askerin senin olur, polisin olur. Yani hiçbir zenginlik daha büyük değildir bununla. Ve onlara sen bu gücü verdiğinde onların doymasını bekleyemezsin. Barış Terkoğlu devam etsin. Asla ama asla tarikatların ve cemaatlerin söylemi dinsel de olsa gücünün maddi dünyaya dayandığını düşünüyorum. Açıkçası örneğin Fethullahçılık gücünü Fethullah Gülen'in güçlü söyleminden mi alıyordu? İyi soru. Terkoğlu devam etsin. Yoksa polisin içindeki örgütlenmesi, savcı içindeki örgütlenmesi ekonomik gücünden mi alıyordu derseniz ben ikincisini söylerim. Tıpkı bugün mezicilerin gücünü yine aynı kitlesel örgütlenmelerinden alıyor olması gibi. Bakıldığı zaman bizim dilimize de çok güzel yerleşen şeyh uçmaz, mürit uçurur sözü esasında şeyhin kendisinin ne kadar iddia etse de çok da büyük bir gücünün olmadığını, ona bağlı müritlerinin yarattıkları düzenin büyük olduğunu, toplum tarafından da kabul edildiğini gösteriyor. Devam edelim. Neyi kullandılar? Fethullahçıların devlet içindeki, polis içindeki, bürokrasi içindeki, asker içindeki gücünü kullanarak bir şekilde karşı oluşumları bertaraf ettiler. Bir, iktidar için hem bir kendi yandaşı olabilecek bir insan havuzu yaratıyor.
bakıldığı zaman bu insan havuzu birkaç milyon kişiden oluşan ve ilk davranış kalıbı bir takım dini söylemler etrafında şekillenmiş ve siyasi olarak da iktidarla birlikte davranmaya hazır kitle demek oluyor. İki, ekonomik olarak iktidar için gücünü seferber etmeye hazır kimseler demek oluyor. Üç, bakıldığı zaman aynı zamanda bir tür örgütlenme alanı da demek oluyor. O yüzden aslında geçmişte Fethullahçıları nasıl kendi rakiplerini bertaraf etmek için gidip başvurduysa, onlarla birlikte hareket ettiyse, onu tasfiye ederken bugün yine başka cemaatlerle birlikte hareket ediyor. Hatta bugünkü iktidar sahipleri de onun televizyonlarına çıkıyordu, ziyaret ediyordu vesaire. Ama bugün bakıyorsunuz Adnan Oktar yapılanması iktidarın ayağına bir şekilde dolaştığı anda lanetlendi. Veya Furkan Vakfı grubu, İslami bir grup oldu, hatta biraz da radikalleştiği halde söylemi iktidarla çatıştığı için ne oldu? Bir şekilde lideri cezaevine kondu ve eylemleri devlet tarafından takibe alındı. Hatta bu Süleymancılar için bile geçerli kısmen. Çünkü Süleymancıların görülüyor ki bugün iktidarla özellikle İstanbul seçimlerine doğru gidilirken bir tür karşı karşıya gelmesi yaşandı. Ve bu gruba dair de iktidar içinde bir tür dinlemenin, takibin yaşandığını biz seçim sürecinde görmüş olduk. Doğal olarak bu işin sırrı bana sorarsanız cemaat kavramından çok bir iktidar, onun yani siyasal İslam iktidarını sürdürülebilmesi için hali hazırda hangi örgütlü güce, hangi maddi güce başvurabiliyorsa bunun söylemi dinsel de olsa ona gidiyorlar. Ve tarikat ve cemaatler insan havuzuyla, ekonomisiyle, örgütlenmesiyle bunun en önemli ayağını oluşturuyor. Siyasal İslam'ın devam edebilmesi için kaynak bazen Gülenciler olur, bazen de İskender Paşa. Ama ille de cemaat ya da tarikat. Darbe girişiminden sonra bile devletin tarikatlarla içli dışlı olmaması gerektiğini tam anlamıyla öğrenemediği açık. Zaten korkutucu olan da o. Ve hatta Barış Pehlivan'ın söylediği biraz korkutucu bile. Recep Tayyip Erdoğan mesela, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tam da o dizginleme, idare etme meselesini çok fazla politika haline getirmiş durumda. Daha geçenlerde işte 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmaya bakarsanız Erdoğan satır aralarında bütün cemaatleri ve tarikatları, bakın biz yine aynı hataya düşmeyiz. Siz de eğer onlar gibi o yola girerseniz sizin de başınızı ezeriz anlamına gelen ciddi bir tehditte bulundu aslında onlara. Onlar da aslında acaba bize operasyon yapılabilir mi, yapılır mı diye kendi aralarında tartışıyorlar. Bunu bilgi olarak da biliyoruz. Keza o sızan Diyanet'in işte gizli tarikat raporu da yine bu hem cemaatler tarikatlar arasındaki iç savaştan hem de devletin biraz dinin yanmasından da kaynaklı. Ama tüm bu toplamda hani şunu diyebilir misiniz? Şunu sorarsanız ne yanıt veririm? Yani tamam, o zaman Türkiye artık yeni 15 Temmuz'lar görmeyecek mi? Hayır. Görme ihtimali var. Hangisinden geleceğini bilemeyiz elbet. Ama Barışçıların kitabındaki hikaye birçok şeyi açıklar nitelikte. Darbenin ikinci adamı olarak kodlanan, şu anda nerede olduğu belirsiz Adil Öksüz'ün doktora tezini kabul eden, destek sunan, iş arkadaşlığı yapan Ali Erbaş şu anda Diyanet İşleri Başkanı. Öyle bir yakın ilişkiler ağı. Diyanet deyip geçmeyin. Diyanet 2019 rakamlarına göre 10.4 milyarlık bütçeye sahip. Siz olsaydınız darbenin ikinci ismiyle hasbelkader diyelim iş arkadaşlığı yapmış birini mi getirirdiniz o kuruma? Buradan bakılınca Timur'un söylediği ikizlik meselesi önemli. İç içelik, aslında aynalık. Kitaptan bir alıntıyla anlatalım. AKP İzmir İl Başkanlığı'nın olduğu binanın sahibi Ahmet Küçükbay, bir iş adamı. Şu anda FETÖ'den içeride. Peki AKP bu binayı kiralarken Ahmet Küçükbay'ın kim olduğunu hiç mi bilmiyordu? Ya da soruyu şöyle sorabiliriz. Ahmet Küçükbay ne kadar AKP'liydi ya da ne kadar FETÖ'cüydü? Tayfun Hoca devam etsin. Organik bağ içinde olduğunu da biliyoruz. Böyle bir süreklilik içinde geliyor. Ve işte iktidar imkanı yarattığı için bu oluşumlara
elbette yakınlık ve şefkat gösteriliyor. Ama işte bildiğimiz gibi bu yakınlık ve şefkatin bedeli bazen hiç umulmadık şekilde çok ciddi iktidar krizleriyle, çatışmalarla, darbe girişimleriyle de sonuçlanabiliyor. Şimdi herkes kendini saklıyor ama Habertürk'ün Mayıs 2011'de Konsensus araştırma şirketine yaptığı bir anket birçok şeyi açıklar nitelikte. Türkiye çapında görüşülen 3000 kişinin %6.2'si evet bir cemaate üyeyim demiş. Hangi cemaate üye oldukları sorulduğunda verilen cevapların sonucu şu: %62 ile Gülen cemaati birinci sırada. İkincilik kürsüsü %16.3 ile Menzilciler ve Süleymancılar arasında paylaşılmış. İşin daha da ilginci şu: seçmen dağılımına bakılınca üyelerin %9'u ben AKP'liyim demiş. En yakın rakibi %4.5 ile MHP. Aslında denklem apaçık ortada. Devlete bakınca sanırsınız ki ülkede liyakat sahibi ya da Gülen'e üye olmayan kimse yok. Resmi raporlara göre Türkiye'de 30 tarikat silsilesi, bunlara bağlı 400 kol, 445 tekke, 800 medrese, cemaat ve tarikatlara bağlı 3 milyona yakın insan var. Terkoğlu'na göre ise şöyle: hiçbir tarikat, dikkat edin, parti kurmuyor. Bugün İskender Paşacılar parti kursu yüzü kaçıyorlar. Bunlar örgüt olmaktan ötürü çok güçlüler. Yani nicelik değil, nitelik önemli. Yargıdaki cemaatleşmeyle senelerce mücadele eden hakim Faruk Özsu'nun yıllar önce yaptığı bir tanımlama var. Ve bu Gülenci örgütlenmeye cuk oturuyor. Karanlık bir odada siyah eldiven ya da siyah kedi gibiler. Yani var oldukları kesin ama asla kim olduklarını bilemiyorsun. Timur Soykan buna mafya sistemi diyor. Bir tarikata dahil olmamış bir kişinin üniversiteyi kazandığında ev bulması gerekir. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulması için çok uğraşması gerekir. İş bulduğunda kariyer yapması için yine çok uğraşması gerekir. Ama Fethullahçılarda bunun bariz örneği gördük. Diğer tarikatlarda da öyle. Emek harcamadan birden sana işini de buluyorlar, okulunu da ayarlıyorlar, yurdunu da ayarlıyorlar. Hayat çok kolaylaşıyor. Ama o hayat çok kolaylaşırken hep akılda şey unutuluyor. Yani bir gün o verilenlerin istendiği bir an olacak. Çünkü o onları verdi sana ve sen artık aslında bir mafya sistemi bu. Yani o senden istendiği anda da hayatını vermen gerekecek. Nasıl bir kutsallıksa adam profesör oluyor, kadın cerrah oluyor, iş insanı oluyor, IT'ci oluyor. Ama bir vaizin çılgınca sözlerine inanabiliyorlar. Bunun cehaletle açıklanabilecek bir durumu yok gibi. Sözü Profesör Tayfun Atay'a bırakalım. Cehaletle açıklamak en büyük cehalet olur. Bunu hiç yapmamak gerekir. Sosyolojik işlevleri var, psikolojik işlevleri var, kültürel işlevleri var, ontolojik işlevleri var. Yani bir bireyin varlığı, var olmasıyla ilgili kafasındaki sorulara, boşluklara karşılık gelen işlevleri var. Tarikatların sınıfsal bir takım bağdaşıklıklar sergilediği de görülür. Daha çok yoksullara hitap eden, daha böyle seçkin, daha elit ve zengin kesimlere, daha okur yazar kesimlere hitap eden tarikatlar vardır. Hatta belli meslek grupları, geçmişte olduğu gibi hani Yeniçerilerin Bektaşilikle bağı gibi, böyle farklı meslek gruplarının daha fazla rağbet ettiği tarikatlar vardır. Yani bunlar şöyle söylenebilir: geçmişte bir anlamda Doğu coğrafyasında, Doğu İslam coğrafyasında birer böyle hani sivil toplum diyebileceğimiz oluşumlar olarak düşünülebilir mahiyettedir. Ama bunu tabii modern dönemde ortaya çıkan sivil toplum kurumlarıyla karıştırmamak gerekir. Pehlivan işleyiş kısmını şöyle anlatıyor:
o adamların o kadar yüksek yerlerde olmasına aslında örgütlenmenin kendisi de yol açıyor. Yani evet, mesela Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın birçok kentinde birçok Fethullahçı yapılanmanın önemli isimlerinin 3 dil bildiğini, çok iyi üniversitelerden filan mezun olduğunu görebilirsiniz. Ama bu örgütlenme öyle bir şey ki, yani siz bir o üniversitelere daha kolay girebiliyorsunuz. Bir o üniversiteden mezun olduğunuzda çok güzel paralar kazanabileceğiniz çok güzel koltuklara sahip olabiliyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir kapıyı çaldığınızda size açılmayacak kapı olmayabiliyor. Yani Türkiye özelinde düşündüğümüzde yani Türkiye'nin en yüksek mertebesi nedir yani? Anayasa Mahkemesi mi? Anayasa Mahkemesi'ne üye oluyorsunuz. Ya da Türk Silahlı Kuvvetleri mi? Orgeneral oluyorsunuz. Yani başbakan bile olabiliyorsunuz, hatta daha ötesine gideyim. Yani şunu demek istiyorum. Bir insan, yani bence bir kişilik zaaflarıyla da ilişkili bir şey. Meselenin hani Barış'ın anlattığı şeyh-mürit ilişkisiyle de ilgisi var. Ama biraz da bu rantın ve dünya çapındaki örgütlenmenin verdiği böyle o güzel hayat da cazibeli oluyor diye düşünüyorum. Terkoğlu devam ediyor. Şimdi burada hani ben bu işin örgütlenmenin gücünün maddiyattan geldiğini anlatıyorum ama o maddiyatı yaratan da gerçekten o örgüte inanan, o arkada bekleyen insanlar. Ve Barış'ın da söylediği gibi o insanların varlık nedeni aslında birazcık bu yapılanma. Yani orgeneral olmasına o gruba borçlu. Polis olmasına o gruba borçlu. Ama öte yandan da buna inanıyor. Yani mesela okuyorum ifadeyi, hatırlarsınız. Cezaevinde bunlar ülkenin polisleriydi ve şuna inanıyorlar. İşte Peygamber Efendimiz koğuşa geldi ve işte bir takım mesajlar verdi filan. Şimdi buna inanan bir insan isterse polis olsun, isterse hakim olsun, isterse savcı olsun, o inandığı şey, bağlı biri olduğu kesin, onu hapise kadar götürmüş o bağlılık düzeyi, o inandığı şey buna her şeyi yaptırır. Barış Pehlivan örgütlenme konusunda eli yükseltiyor. Amerika'nın belli kurumlarıyla Fethullah Gülen'in yapılanmasının ilişkisi olduğunu çok net görebilirsiniz. Ve Fethullah Gülen'i şöyle suçladılar. Bakın 90'ların sonlarından bahsediyorum, 2000'lerin başlarından bahsediyorum. Fethullah Gülen o zamanki parayla 25 milyar dolarlık bir bütçeyi dünyada kontrol ediyor ve bizim ülkemizin CIA ile ilişkisi var. Bu adama yeşil kart verilmemeli. Burada farklı bir proje var diye. Şu an hala Fethullah Gülen neden Amerika'da, neden korunuyor sorusu mesela. Hani buna varabilirsek belki oraya gelebileceğim. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir istihbarat teşkilatının, yani CIA'in dünyanın her yerinde, en küçük bölgede dahi şubesi olduğunu düşünebiliyor musunuz? İşte Türk okulları onun için var. Biz bunu WikiLeaks kriptolarından gördük. Anlattığı şey aslında birçok insanın hayatını mahvetme yöntemi. Hedefe birisi konuyor. TÜBİTAK'taki adam da onlardan, Adli Tıp'taki adam da onlardan. Rapor geliyor. İşte kendinizi anlatmaya çalışıyorsun filan falan. Hakim kararı veriyor. Üste gidiyorsunuz, üstteki adam da ondan. Şimdi bu çok 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 önemli bir örgütlenme gerektiren bir şey. Yani ben dünyada bu kadar hani her yerde örgütlenebilen başka bir istihbarat teşkilatı, başka bir yapılanmanın, hani tam devlet içinde devlet denen kavram tam da budur işte. Mesela Menzil Cemaati, Menzil Tarikatı'ndan bahsedersek aslında Fethullahçılar bütün bu tartıştığımız cemaat ve tarikatların idealindeki örgütlenmeyi başardılar. Fethullahçıların işte okulları vardı, Menzil Cemaati'ne ait okullar da var. Vesaire vesaire sayabilirim. Aslında birçok tarikat o para, ticaret ve örgütlenme biçiminde Fethullahçılardan çok da farklı değiller. Bu anlamda onları örnek alıyorlar. Pehlivan'ın verdiği 25 milyon dolar rakamını Timur Soykan güncelliyor. Fethullahçılar hala kazıyamadıkları devasa bir şey, yani hala dünyada kaç milyar, 50 milyar dolardan falan bahsediyorlar oradaki varlıklarından, yani diğer ülkelerde. Koca bir ekonomi. Tarikat kelime anlamıyla aslında yol demek. Tarikata girenler de Allah yoluna gidiyorlar. Ama hesap ortada. Ciddi, devasa bir ekonomi dönüyor.
Hatırlayın, Gülen'in İş Adamları Derneği TUSKON Erdoğan'ı nasıl tehdit ediyordu? Denklem basit, sistem kapitalizm. Paran varsa konuşabilecek cesareti bile satın alabiliyorsun. Ki hala da öyle olduğunu söylüyor Barış Pehlivan. Bu kadarla bitmiyor. Birçok tarikatın dergisi, televizyonu, şirketleri, üniversitesi, okulları, yurtları, medreseleri, aile işletmelerinin yarattığı o devasa ekonomiyi düşünün. Yani memleket koca bir tarikat holding aslında. O noktada da başka bir iç içelik başlıyor. Para kardeşliği. Metastas'ta yazılmış. Birçok Gülenci iş adamı AKP'lilerle ortak olduğu için yargılanmadı bile. Bakınız Fettah Tamince. Allah yolu derken işin paraya ya da ekonomiye çıkması nasıl oluyor peki? Açıklama Timur Soykan'a göre çok kolay. Bunu rasyonelize etmeleri çok basit onlar için. Şu birincisi, biraz önce söylediğim gibi, tarikatlarındaki müritlerin bir akıl süzgeciyle, bir mantık süzgeciyle yargılamayacağı için o tarikat yönetimini, o tarikatın zirvesine, böyle bir dertleri çok fazla yok o insanları ikna etmek için. Ve Peygamberimiz de ticaret yapıyordu. İşte Müslümanlar niye güzel yaşamasınlar? Tamamen zenginlik üzerine kuruldu. Bir zenginlik arttıkça da bunu alta biraz yayabildikleri için o şey sürekli büyüyor. O örgütlenme sürekli büyüyor, gelişiyor. Peki bu neoliberal tarikat düzeninden çıkmak mümkün mü? Üç gazeteciye göre de evet. Timur Soykan'ın çözüm önerisi şöyle. Birincisi yasanın uygulanması ve bu istismar alanının yok edilmesi. Bunu çünkü inanç özgürlüğü diye açıklamaya çalışıyorlar. Bu inanç özgürlüğü falan değil. Bu bir istismar alanı. Örneğin kölelik de binlerce yıldır vardı. Ve kölelik de binlerce yıl yaşandı. Doğru olduğu an sonucunu çıkartmıyor. Buna topyekün bir mücadele ile ancak bundan kurtulabiliriz ve insanlarımızı kurtarabiliriz. Dediğim gibi deşifre etmek çok önemli bir kısmı. Bu istismarlar deşifre edildikçe, çünkü bunun daha yüzlerce örneği var bizim bilmediğimiz. Bunlar deşifre edildikçe meşruiyetlerini, toplumun nezdindeki meşruiyetlerini de yitirecekler. Üçüncü adım da eğitim. Yani topyekün bir plana ihtiyacı var. Ve laiklik, biraz önce dediğim gibi, yani bunun ana ekseninde laik bir cumhuriyet olma eksenine geri dönmek. Pehlivan'ınki de benzer. Eğitim, laiklik ve bilim. Bir görüşte tarikat ve cemaatleri toptan yasaklamaktan yana. Lakin siyaset bilimci Profesör Süleyman Seyfi Öğün bunun pek işe yaramayacağını düşünenlerden. Modern dünyada teorik olarak reddedildiğini biliyoruz. Yani çünkü modern dünya akıl diyor, bilim diyor, fen diyor vesaire bir takım şeyler söylüyor. Fakat modern dünya insanların manevi açlığını, metafizik açlığını giderebilecek bir şey vermiyor. Dolayısıyla o alan bir kere boş. O alan boş olunca ve bu eğilimler kabarınca önce böyle sivil toplumun içinde kendiliğinden oluşan bir takım oluşumlar ortaya çıkabiliyor. Ama bununla sınırlı değil gelişmeler. Bir süre sonra kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ve kapitalizm her şeyin endüstrisini kuruyor. Bunların ne endüstrileri kuruluyor kendine göre. Dolayısıyla bu hani yasaklama marifetiyle hem bir ihtiyaçtan zuhur etmiş hem de endüstrileşmiş bir takım yapıları basit kanun marifetiyle işte yasaklamak, takip etmek, kovuşturmak gibi noktalarda hedefe koyacak olursak bunun ardından çok bir şey geleceğini zannetmiyorum. Kriminal boyutlarıyla bunun mücadele tabii ki etmek gerekiyor. Polisiye tedbirlerle vesaire, ama bunu böyle bu yolla yok edeceğimizi falan zannediyorsak çok aldık. İyi de o zaman ne yapmak gerek sorusunun yanıtı şöyle geliyor. Bu tip yönelişler, yasaklayıcı, engelleyici yönelişler bu gibi sorunları çözmek bir tarafa azdırıyor da. Bunu da söyleyebilirim. Yaşanan tecrübelerden yola çıkarak yani belki bu kamuoylarını uyarmak manasında bir takım kampanyalar yapılır. Sigara engellenmesi için yapılan, sigaranın zararlarını insanlara öğretmek babından yapılan kampanyalar gibi. Eğitimde bu çok belki insanları
uyarmak babında kullanılabilir ama bunlarla belki de bu sürüklenişin, bu gidişatın çok az bir kısmının öne alınabilir. Yani aslında insanların bu manevi metafizik açlığına yol açan şartlarla hesaplaşmak bence belki de bu tarz açlıkları doğurmayacak, daha belki nasıl söyleyelim, insana zarar vermeyecek bir hayat tarzının, metafizik ihtiyaçlarının da doyurulduğu, manevi ihtiyaçlarının da doyurulduğu bir iklim, bir yaşayış iklimi kurmak için neler yapabiliriz? Bunların üzerine düşünmek bence daha önemli. Tayfun Hoca da yasaklamanın bir şey değiştirmeyeceğini vurguluyor. Yasak çekiciliği artırır. Yani daha önce yasaklanmanın sonucu olarak bak biraz önce dedik ki hani sosyolojik işlevlerini sürdürdüler yasaklı oldukları halde. Demek ki yasaklanmış bir realite olduğu noktada durum çok daha çetrefilli hale gelebiliyor. Realite olmaktan nasıl çıkar? Hayat değişir, koşullar değişir. İnsanların hayattan beklentileri değişir, insanların formasyonu değişir, tarikatlara gerek kalmaz, bir gerçeklik olmaktan çıkarlar. Ama Türkiye'de hala bir pek çok işlevi yerine getiren, Türkiye'nin sosyoekonomik ve sosyokültürel değişmesinin yarattığı sıkıntılar içerisinde hala işlevselleşebilen kurumlar bunlar. Kaldı ki modern dünyada modernliğin beraberinde gelen bir takım bireysel psikolojik sorunlara bağlı olarak dünyanın her yerinde bizdeki tarikatlara benzer yapılar var. Yasak bunları elbette çok daha çekici yapacaktır. Yasak bunları elbette çok çok daha dirençli hale, dinamik hale getirecektir. Bunları yasaklama ama kontrol et, denetle, uzaktan kontrol et. Suç varsa suçu tespit et, bunun üzerine git. Eğer toplumsal yapı hala bu tür oluşumları kültürel olarak, psikolojik olarak insanların nezdinde gözden çıkarmadıysa yasak bir anlamda işte başını kuma gömmek gibi ve gerçekliğe sırtını dönmek gibi bir durum yaratır. Bu sosyolojik meseledir, kültürel değişmeyle ilgili meseledir. Siyasi yasaklarla işte bu sosyoloji mızrağını, sosyolojik gerçeği siyaset çuvalına sığdırmak mümkün değildir. Yani mızrak da ortada duruyor, çuvalda. Ülkenin ikliminin değişmesini beklemekten başka çare yok gibi. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.